Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan Gündem Ötesi programının Mart ayının son günündeki programıyla karşınızdayız. Kanal Fırat Kanal E ortak canlı yayınında 25-31 Mart Kütüphanecilik Haftası. Bu hafta okumaya susayan, okuma meraklısı insanların aslında çok daha ilgisini çeken bir hafta. Çünkü kitapların bolca konuşulduğu, kitapların bolca adından söz ettirdiği bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bizler de programımızı, bu haftaki konumuzu bu hafta üzerine, yani kitap ve kütüphane üzerine konuşacağız. Kıymetli hocam Ediz Erçen'le birlikte yine program boyunca WhatsApp iletişim hattı üzerinden sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Bizler de sorularınıza hep birlikte yanıt burada arayacağız. Şimdi programımızın başında ben şöyle bir, benim için çok kıymetli olan bir hocam, edebiyat hocası. İşte konumuz kitap ve kütüphanecilik. Onun şöyle güzel bir kitabı var, güzel bir eseri var. Gürhan Gürses'in, edebiyat öğretmeni Gürhan Gürses'in şöyle Kaptanın Defteri adlı bir roman kitabı. İçeriği hakkında bilgi vermeyeceğim. Çünkü gerçekten sürükleyici bir kitap oldukça. Şöyle göstermiş olalım kameralarımıza. Oldukça sürükleyici ve güzel bir kitap. Okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Güzel bir kalemden çıkan bir eser. Gerçekten böyle kitaplar yazıldıkça da işte edebiyatımıza böylesi güzel eserler kazandıran, başta tabii kitabını burada zikrettiğim kıymetli hocam Gürhan Gürses nezdinde bütün yazarlarımıza da buradan teşekkür etmiş olalım. Aslında hayat bir yazar sanatı gibi bir şey söyleyelim. Yani bir insan yaşadığı hayatta yaptığı her şey aslında bir romana konu olabilir. İşte bu da kısmen yazarlık. Ama bunu kitaba dökmek tabii uzun zamanlar alıyor. Uzun bir zaman dilimi. Yani bir kitabı yazmak kolay değil. Bunun yazım aşaması, işte imla kontrol aşaması, baskısı vesaire vesaire derken uzun bir zaman ve bir emek ürünü. Yani ortada büyük bir emek söz konusu. O yüzden kitaplar önemli. Kıymetli izleyenler, okumak cahilliğe karşı yapılabilecek en büyük şey. Çünkü okuyunca insanın cahilliği gidiyor. İşte okuyan toplumları görüyoruz. Yani birçok alanda çok ilerideler. Çünkü okumak gerçekten, yani bir insanın ufkunu genişleten, hayal dünyasını genişleten ve gerçekten insana birçok şey katan bir aktivite okumak. Şimdi ülkemizde bazen sorarlar, işte kitap okumayı sever misiniz? Evet, boş vakitlerimde kitap okurum. Aslında kitap boş vakitlerin doldurulması için kullanılacak bir materyal değil. Dolu vakitlerde de onlara zaman ayırmak lazım diye düşünüyorum. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kitap ve kütüphanecilik haftası bu 25-31 Mart arası. Evet. Biz de programımızda işte kitaplardan bahsedeceğiz. Siz yaşayan bir kitapsınız benim gözümde. Gerçekten yani bilginizle vesaire. Önce bir şeyler söylemek ister misiniz? Şu ayetle başlayalım. Estağfirullah. Kitabın enzelnahu ileyke mübarekün liyettebberu ayatihi ve liyetezekkere ulul elbab. Sad suresinden. Estağfirullah. O kitap ki, yani Kur'an-ı Kerim, en büyük kitap, Kur'an'dan bahsediyor. Biz onu indirdik sana ya Muhammed, mübarek olarak, bereketli olarak. Ayetlerini tedebbür etmen için ve akıl sahipleri çokça ansınlar, zikretsinler diye. Buradaki tedebbür, sayfaları çevirerek düşünme. Etimolojisine, iştikakına indiğimizde. Yani Kur'an-ı Kerim'de tedebbür, tefekkür, tezekkür vardır. İslam'da aynı şekilde. Tedebbür en şumullü, en muhit, kuşatıcı, kapsamlı düşünce, tefekkür tarzı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.
delillerini, ayetlerini tedebbür etmen için ve akıl sahipleri çokça zikretsinler diye. Kur'an-ı Kerim Azimüşşan, en büyük kitap. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kur'an'ın bir misli bana vahyedildi. Hadisler, ikinci bir kitap. Kütüb-i Sitte, 6 kitap. Tirmizi, Buhari, işte diğerleri, Müslim, hadis kitapları. Kainat bir kitap, sen de bir kitapsın. Öyle ki yine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Men arefe nefsehu fekad arefe rabbe. Kim nefsini tanırsa Rabbini tanır. İşte adeta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainat kitabını okuyor. Kur'an'ı okuyor. İç kitabını okuyor. Bize hadis-i şerifler olarak ifade ediyor. Hepsi kitap. Hazreti Muhammed Ümmi, okuma yazma bilmediği halde Allah-u Teala mucize olarak ona Kur'an'ı vahyetmiş. En büyük alim. Ne buyuruyor? Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Aynı şekilde Ümmi, Mekkeli manasına da gelmektedir Ümmi. Evet. Çünkü Mekke'nin diğer adı nedir? Ümmül Kur'a, köylerin annesi. Ümmüt dünya neresidir? Mısır, dünyanın annesi. Kitap ve kütüphanecilik haftamız hayırlı, bereketli olsun. 25-31 Mart. Bir haftaya sığmayacak, bir ömre sığmayacak bir sevda kitap okuma. Öyle ki Cemil Meriç ne diyor? Elazığ'da diyor Abdullah Efendi vardı, marifetnameden bahsederdi. Burada öğretmenlik yapmış. Okuyamadım diyor. Bakınız Cemil Meriç gibi günde 10-18 saat, 16 saat, 12 saat kitap okuyan birisi marifetname nasip olmamış. Belki sonra okumuştur. Nice güzel kitaplar var okuyamıyoruz diyor Cemil Meriç. Ne kadar okutsak o kadar kar. Osmanlı'da meşhur Kütüphane Mehmet Efendi var. Niye adı Kütüphane Mehmet Efendi? Kitap okumuyor, kütüphane okuyor. Ne demek? Yani bir kütüphaneyi bitiriyor, bir kütüphanedeki bütün kitapları tek tek okuyor, diğer kütüphaneye geçiyor. 28 tane kütüphane okumuş. Öyle de insanımız var ki söz meclisinden dışarı en son okuduğu kitap Cin Ali. Ali Gel. Cin Ali'nin serüvenleri. Ondan sonra kitap okumamış. Ali Gel'i okumuş da okumamış. Evet. Bakıyorsun söz meclisinden dışarı akademisyen kitap okumuyor. Okumamış. Okey oynuyor. Akademisyen okey oynuyor, kitap okumuyor, bilimden uzak. Bir şekilde girmiş, işte ilerlemiş, bilgi yok. Bakıyorsun diğer alanlarda ehli değil, uzman değil. Tabii bu kıstaslar gitgide sıkılaşıyor ama nedir? Oluyor işte yani. Rahmetli Ahmet abi vardı. Ahmet Akın, vefat Ahmet soyadı Kemaliyeli, ilkokul mezunu Elazığlı yani. Eğinli, burada oturan eğinlilerden yani, rahmetli oldu yeni. 18 bin tane ev kütüphanesinde kitap vardı. Türkiye'de zaten rakam rekor 28 bindir ev kütüphanesi, bir Ankara'da birisinin. 13-14 binini okumuştum diyor. 13 bin kitap, 14 bin kitap okumuş hayatı boyunca. Büyük bir rakam. Evet. Hepsini de bitirmiştir belki de yani. Bunu 10-15 yıl önce söyledi. Rahmetli oldu. Böyle insanlar da var. Bu açıdan alaylı, tahsil de bir noktadan sonra önemli olmayabiliyor. Yani alaylı ama biliyor adam, okumuş. Rahmetli Hilmi Oflaz vardı. Ben tanıdım Hilmi abiyi. Hilmi Oflaz işte Epik Tiyatro'dan 4 saat bahsediyor. Moğol tarihinden 5 saat. İlkokul mezunu. Ama bir çok konu, okumuş. Çok okumuş. Bir konuyla ilgili dipnot istemişler. Kaç tane dipnotu, yani binlerce dipnotu bir gecede çıkarmış. Ya muktesabatında var o.
Hilmoflaz. Hilmoflaz birçoklarını yetiştirdi. O da Necip Fazıl'ın yanında yetişti rahmetli. Hilmoflaz abiden de istifade etti ki Allah rahmet eylesin. İstanbul'da işte Türk Yazarlar Birliği, ondan önce İLESAM, Balkan Türkleri Dayanışma, Türk Ocakları, yani oralarda güzel dünyalar vardı. Yine vardır ama tabii eski hava daha farklı. Çorlulu Ali Paşa Medresesi, orada sevgili dostum Şaban Bey oranın işletmecisi. Yani çok insan yetişti, okudu. Halen o işlevleri oraların devam da ediyor kısmen. İstanbul'da o gelenek var. Daha da geriye gittiğimizde Nikriz Pastanesi. Kuzguncuk'taki. Yine Yahya Kemal'in ki Nikriz Pastanesi'ni Cemil Meriç görmüş. Okuyup anlatıyorlar birbirlerine. Paylaşıyorlar. Yazarlar uğruyor oraya, bilenler. Marmara Küllük. Rahmetli Mehmet Niyazi Özdemir abi. Üstad. Deliler ve Dahileri yazdı. Marmara Küllüğü anlattı. Aynı şekilde Yahya Kemal'in kaldığı Tokatlıyan Oteli, onun pastanesi. Yine Narmanlıhan'da da Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar kaldılar orada. Düşünce okulu bunlar. Ta İslam'ın ilk dönemlerine de gittiğimizde Basra ekolünü, Küfe ekolünü görürüz. Küfe, Bağdat'ın eski hali. Elazığ, Harput neyse Bağdat, Küfe o. Bağdat ekolü, Küfe ekolü, Medine ekolü, bunlar hem ekol hem düşünce okulları aslında. Bu yönüyle baktığımızda ilk düşünce okulu da İslam'da. Daha sonraları Paris de bunu kapmış. Biz kapmalıyız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Hikmet müminin yitik malıdır, nerede bulursa alsın. Paris'te 4. Henry Kafe, Odeon Kafe, Montmartre'daki kafeler, Café de la Paix, Barış Kafesi, bütün dünyada garsonluğun, servisin çıktığı yerler buralar, düşüncenin. Saint Germain'deki kafeler ki Paris'te şöyle bir laf vardır. Yetersiz akademisyenlere, yazarlara, ya bu işle hevesli insanlara derler ki git bari bu konuyu bilmiyorsan git bari Paris'teki, Paris git bari Saint Germain'deki şeflerden sor. Kafenin büyük şefi lokantanın o kadar kültürlü ki 6 dil biliyor. 6 dil bilen Şanzelize'de bir şef gördüm ben. Kafe şefi ama acayip kültürlü. 30 bin euro aylık alıyor adam. Bahşişlerle beraber. Öyle bir ayrı bir dünya yani orada garsonluk, şeflik normal bir şey değil. İngiltere'deki uşaklık normal değil. Onlar çok iyi yetişmiş insanlar. O İngiltere'de şatolardaki uşaklar. İşte saraylardaki, aslında bizden alınan kültürler bunlar. Bizdeki dadı kültürü, yetiştirmek, mürebbi kültüründen alınan konular. Ve bu kitap okuma olayının ne olduğunu Yahya Kemal'in siyasi ve edebi portrelerinde, hatıralarımda görürsün. Ve Anıtkabir Müzesi'ni gez, Atatürk'ün çok iyi bir entelijansiyasını görürsün, yani bilgi birikimini. Ümmü Sinan'ın şiirlerine kadar okumuş. Ümmü Sinaniye tarikatının kurucusu Ümmü Sinan Hazretlerinin. Veya Kasaplıyan Köşkü 1922 ile 26 arası esas Çankaya Köşkü orasıdır. Ben oranın detaylı gezdim orayı. Şimdi oradaki kütüphaneye bakıyorsun Anıtkabir'de. Atatürk'te de inanılmaz bir kitap bilgisi var. Hocamız, üstadımız yine Ahmet Buran hocamız Atatürk ve kitaplarla ilgili çok değerli bilgilere sahiptir genişlemesine. O konuyu iyi anlatır. Aynı şekilde tabii Türk devlet bürokrasisi, Türk devlet geleneği, milletimiz çok yoğun bir okuma kültürüne sahibiz. Bunun yanında şefevi, dudaktan çıkma, şifahi, sözlü kültür de var Türklerde. Kopuz çalıp, saz çalıp bir şeyler anlatma. Burada da Aşık Veysel Şatıroğlu'nu mesela görürüz. 7 yaşında gözlerini kaybeden bir insan. O bilgi birikimi nereden geliyor? O felsefe. Hem çalıyor, hem besteliyor, hem
Söz ona ait. Ahmet Hamdi Tanpınar nesirde, düz yazıda çok iyidir. Şiirleri de bence çok güzel. 37 tane şiiri var. Ama şiiri birdenbire bırakıyor. Niye bıraktın diyorlar? Diyor Yahya Kemal, Yahya Kemal ve Aşık Veysel diyor, papucumuzu dama attı. Yahya Kemal ve Aşık Veysel'in bulunduğu bir dünyada ben ayıp diyor şiir yazmam. Yani düşünün, Tanpınar bunu söylüyor. Evet. Nesrin üstadıdır. Şiirler de bence çok iyi. Yani böyle bir olay, bir sevda. Bir şeyi seversen, bir sevgi yani. Bir şeyi seversen o beyinde şeker oluşturur, beyine yapışır kalır. Adamı zorla kitap okutamazsın. Sevecek yani. Bir aile geleneği olacak. Aile kitap okuyacak. Ha sonradan kazanılabilir mi? Kazanılabilir. Zor ama. Gelenek olacak. Şimdi hocam bizde şimdi sinema salonları var, tiyatro salonları var. Evet. İşte opera salonları var. Aslında şöyle bir proje olmuş olsa, tabii Covid-19 virüsünün olmadığı bir zaman için bunu söylüyorum. Böyle ki muhtemelen vardır. Yani kitap okuma salonları büyük. Evet. Bu tarz hani insanların evde fırsat bulamadığı o ortamı bir şekilde dışarıda ve istediği kitabı alabilmek. Evet. Yani kütüphanelerdeki okuma salonlarından bahsediyorum. Bunların sayısı arttırılsa ki mesela bir zamanlar okullarda okuma saatleri düzenlenirdi. Evet. Biz mesela okuma saatlerinde hocam yani her 40 dakikalık bir derste sürekli kitap okunurdu. Ve öğrencilerde bir şekilde bir kitap okuma alışkanlığı kazandırılması yönünde atılmış bir adımdı. Ve dediğiniz gibi işte ailelerin buradaki etkisi. Yani çocukluktan gelişme döneminde olan bir çocuğa kitap okuma sevgisi aşılanırsa ki ben hocam çok bu çok ayırt edilebilir bir şey aslında. Yani çok okuyan bir çocukla okumayan bir çocuğu karşılaştırdığınız zaman konuşmasına, diksiyonuna, bilgi birikimine ki geçen sene bir küçük bir çocuk çıkmıştı hatta çok kitap okuduğu için artık her şeyine yansıyor o bir yerden sonra. Şimdi bu kitap okuma olayı yani yarım saat bile günde versek hocam bir yıl 365 gün yani yarım saat dersek işte onun hesaplamasını yaptığımız zaman büyük bir zaman dilimi aslında. Yani o yüzden ben onu söylemek istiyorum. Yani günde bir insanın kendisine yarım saat ayıracağı bir kitap okuma saati bence o insana çok şey katacaktır. Yani bunu hepimiz için söylüyorum tabii ki. Kendim için de bunu başta söylüyorum. Kitap okuma alışkanlığını toplum olarak kazanmak zorundayız. Evet. Kazanmamız lazım ki bir şeylere daha geniş pencereden bakabilelim. Yani hocam kelime dağarcığının artması ki şöyle bir örnek vereyim sizlere. İlkokulda bir tanıdığımızın sınav sonucu gayet iyi gelmişti. Ve kendisi şu yorumda bulundu. Evet, normal derslere de çalıştım ama daha çok kitap okudum. Yani daha çok kitap okuduğum için bugün bu güzel bir sınav sonucu elde ettim şeklinde bir yorum olmuştu. Demek ki hocam kitap okumanın yani sadece işte matematik, fen, fizik çalışmak değil mevzu. Evet. Kitap okursak daha da sınav tabii sonucu bu konuşmalarınız şey üzerinden oluyor. Gidersek önemli noktalara temas ettiniz, pencereler açtınız. Ben naçizane 8-10 yaş arası meydanlar üssü birçok bölümünü Hayat Ansiklopedisi'nde okuduğumu hatırlıyorum yani. Bir İngiliz sabah Britannica okur yarım saat 8 çayınla birlikte. Bir Fransız Larousse okur. Larousse'un ben orijinal nüshasını Grand Larousse daha büyüğünü gördüm. Onu gördüm yani Grand Larousse'u. Dünyada 20 nüsha basılmış, 2 tane kalmış. Biri Almanya'da bir müzede. Diğerini gördüm. Ve tabii buradan şu akla geliyor. Efendim bilgisayar çıktı, işte gerek kalmadı. Bu bakınız teknoloji, Türkiye çok gelişmiş bir ülke ama gelişme yolunda az gelişmiş örnekler sunan kafalar var halen. Söz meclisten dışarı. Efendim diyor kitap okumaya gerek yok. Şey çıktı, telefon çıktı. Teknolojinin aşırı derecede benimsenip övülmesi aslında bir gerilik alametidir, bir ilkellik alametidir.
Hemen yeni cep telefonlarını alalım, her şeyin yenisini kullanalım. Bundan övünemez bir insan, bir ülke. Neyle övünür? Onu üretmekle övünür. Cep telefonunu sen üretmiyorsun, bakıyorsun kendi üretmiyor, o kadar para vermiş almış, ondan hava atıyor. Üreten hava atmıyor, para verip alan hava atıyor. E kardeşim sen o parayı ona verdin mi, senin güneşin, enerjin o ülkeye gidiyor. Bakıyorsun arabayı, Mercedes'i üreten hava atmıyor, satın alan hava atıyor. Ben şu kadar para verdim, oh ne hoş ettin. Yani o Alman sana gülüyor, diyor ki iyi ki verdin yani. Onlar zengin oluyor. Yani zengin ediyorsun yani. Bakınız bunlar çok önemli. Ha bir de o para verdiğin para helal mi haram mı? Nasıl kazandın bu kadar kısa sürede? O da ayrı bir olay. O açıdan her zaman kitap kitaptır. Bilgisayar onun yerini alamaz. Şu an kağıt gibi gözü yormayan bir olay bulamadılar. Kindle falan buldular ama olmuyor. Yani bilgisayar gözü yoruyor. Kör ediyor hatta. İleri boyutta. Ve hocam çok da anlaşılmıyor aslında. Anlaşılmıyor. Yani bir kitapta kağıtta yazan... Kağıdın verdiği ruhu vermiyor. Ha nedir? Oradan bir anahtar, epistemolojik bilgi teoremi usulü alırsın, gider o kitabı bulur okursun. O kitabı alacaksın. Hani kitaptan dipnot verilmeyince o tezin de kalitesi düşüyor. Böyle garip dipnotlar, internet adresleri. Göreceksin, dokunacaksın yani. Kitap o tez tezi olsun bir de. O dili bileceksin bir de. Tercümeler de iyi değil yani. Buna dikkat etmek lazım. Hiçbir zaman Android kitabın yerini alamaz, alır diyen çok ciddi cahildir, onu söyleyeyim. Onu ispatlarım da yani ben. Onun dışında çünkü kitaplarla zaten o Wikipedia falan kitaplarla oluşturuluyor o. Onların zaten temel kaynağı eski kitaplar. Klasiğin yerini hiçbir şey alamaz, klasik temel kitapların yerini. İkincisi Covid-19 sürecinde aslında daha çok kitap okunur. Zaman yani daha çok. Ramazan'a da giriyoruz. Kapalı mekan ayıdır. İnşallah bu son sabırlarla aşıyla birlikte hastalığın da ucu görünüyor. Milletimiz inşallah biraz daha sabrederse. Cumhurbaşkanımız da onu söyledi. Ha, bu süreci kitap okumakla, cüz okuyarak, bakınız her gün bir cüz okuyup mealine bakarak, tefsirine bakarak, 3 hadis. Şimdi hocam Ramazan dışında da günde 5 sayfa, 1 hizb okumak. Bunlar en büyük okuma ameliyesi. Evet. Bazı mesajlar var. Sonrasında tabii okuyalım. Evet. Kur'an-ı Kerim ve kitap kısmına geleceğiz. Şimdi hocam Tunceli'den Yaşar Bey. Evet. Talha Bey ve hocama hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Bizler de buradan. Yaşar Çakmak Bey'e selamımızı iletiyoruz. Sadık ve entelektüel bir izleyicimiz Tunceli'den. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz şimdiden. Evet. Bir de Zekeriya Bican. Evet, hocamız ne diyor? Zekeriya hocamız, dostumuz. Diyor ki, Talha Bey, sizi ve Ediz Bey'i kutluyorum. Anne ve babalar, akşamlar yarım saat okuma saati uygulasalar, evet, çocuklar için hayat dersi olur. Anne ve baba çocukların rol modelidir. Tabii Zekeriya hocamız da hiperaktif bir şekilde gece gündüz okuyup yazan bir abimiz. Güzel de programlar yapıyor. Evet. Doğru söylüyor yani. Anne babanın küçük yaşlarda bunu aşılaması lazım. Selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz şimdiden. Ziya Gökalp'in güzel bir sözü var. 0-6 yaş arası nasıl geçerse 0-60 yaş arası da öyle geçer. Ağaç yaşken eğilir diyorsun. Ağaç yaşken eğilir. Yaşken yani küçükken verdiğin eğitim çok önemli. Sonradan çok zor. Yani erişkinler sonradan pek düzelmiyor. Yani eğri olanlar. Veya kitap okuma ameliyesi az olanlar, başka olanlar. Yani o çok farklı bir süreç. Yine Suat Turgut Bey, yakın dostum, Güneş Yolu Yayıncılık, çizgi romanlarla Türk tarihini anlatan çok güzel bir seri başlattı 90'a yakın. Bir Milli Eğitim Bakanlığımız da çok rağbet ediyor, çok ilgi duyuluyor. Gerçekten İslam kültürünü, Türk kültürünü Suat Turgut Bey de çizgi romanlarıyla çok güzel anlatıyor. Onu da buradan kutluyoruz. O da yeni bir kitap ameliyesi. Tabii çok eski ünlü dergiler var, yayın evleri var, eski kitaplar var. Ben mesela bir sahafları çok severim. Bir yere girdiğimde önce eski kitap alırım. Yeni kitap almam eski kitap varken. Niye? Eski kitap kaybolur. Yenisinin daha var zamanı, o çok. Eski kitabı kaçırmayacaksın. Farklı bir bakış açısı. Bazen kitap gider. Bulamazsın artık o kitabı.
eski kitap gibisi yoktur. Çünkü o ayrı bir ruhtur, ayrı bir dünyadır her boyutuyla. Baskısı tükenen kitaplar var, dergiler var, plaklar var. Bu da kültürün son noktasıdır. İşte balık yeme nasıl bir kültürse, daha ilerisi ördek kaz yeme, kuş lokantaları. Kültürü anlatır. Antika kültürü anlatır, eski kitap kültürü anlatır. Antika yün halı kültürü anlatır. Bunlardan anlamayan çok geridir. Bu dünya standartlarıdır. Son noktadır antika. Anlamıyorsa, sevmiyorsa geridir. Eğitmek lazım. Aşırı derecede teknoloji düşkünlüğü, modernizm düşkünlüğü, gökdelen düşkünlüğü çok iyi şeyler değil bir yönüyle. Tayland'da çok iyi gökdelenler var. Ama Avrupa'daki tarihi mekanlar tutar mı? Tutmaz. İtalya o kadar turisti gökdelenlerle mi çekiyor? Tarihi mekanlarla çekiyor. Evet. Ya bu aşırı modernleşme tutkusu da cehaletin ayrı bir örneğidir. Kitap okumamanın ayrı bir örneğidir. O açıdan Türkiye'de özellikle etkin insanlara sanat tarihi, mimari okutmak lazım. Az da olsa. Bir tarih eseri sevecek eski eseri. Mesela deprem oldu ilimizde. Şimdi depremde etkilenmemesine rağmen bana göre, uzmanlar onu söylüyor. Sürsür'deki evler yıkıldı mesela. Kesrik'teki evler risk altında. Bunların bir kısmı da bunlar eski evdi ve yıkılmamalıydı. Yani deprem bahane edilip yıkılmamalıydı bunlar mesela. Bu kadar eski eserler tahrip edilmemeli bu ülkede. Cumhurbaşkanımız da aynısını söylüyor. Yatay yerleşme geçirmeli. Mahalle kültürü, eski kültür. Bu korunmalı. Yoksa biz 20-30 yıl, 10 yıl sonra çok pişman olacağız diyeceğiz. Niye Avrupa gibi koruyamadık? Harput'u her zaman koruyoruz, konuşuyoruz. Zeki Bey'le hep beraber çözümler arıyoruz. Yani bir yerin eskisi caziptir. Eski kitap gibi. Eski eser, eski mimari. Ha, onun üzerine yeni bir şehir, dışarıda modern, yeni bir yapı ve teknolojiyi de olumlu kullanmayı beraberinde getirsin. Şu anda internetin en olumlu, en faydalı, en rentable o kullanıldığı ülke İngiltere. İngiltere'de %55 oranında internet doğru kullanılıyor. Ülkemizde bu oran halen düşük. Son sosyal medya yasalarıyla, bunlar çok faydalı bu yasa, bunu kesinlikle destekliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını nasıl destekliyorsak, İslam Türk ananelerine aykırı İstanbul Sözleşmesi'nin kalkması çok hayırlı oldu. Bunun geri gelmesini isteyenler İslam Türk kültürüne karşı aslında bir yönüyle. Aynı şekilde de diğer olaylarda da milli ve İslami görüşümüzü yansıtıyoruz. Şimdi hocam bizler bir yandan konuşurken işte ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimiz de bizim ülkemizde bulunan bir daha geçtiğimiz yıl açılan bir millet kütüphanesi. Sosyal medya yasasını da destekliyoruz. Evet. Şimdi bizler konuşurken de bir yandan o VTR'lerimiz dönüyordu. Evet. Yine yönetmenimizden rica edeceğim yayın masasından. Evet, şu anda da ekranlarda. Bakalım, şimdi hocam evet. Böyle güzel bir eser. Müstesna bir eser diyelim. Şimdi içerisinde çok sayıda kitap barındırıyor. İşte içerisindeki farklı aktivite alanları, sosyal aktivitelerin olduğu bir kütüphane. Yani birçok insanın aslında girdiği zaman çok farklı yönlerini ortaya çıkarabileceği bir kütüphane yapıldı. Yani Türkiye için bu çok önemli bir eser aslında. Millet Kütüphanesi hocam, bu açılışı da işte geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Evet. Çok ihtişamlı ve büyük bir kütüphane ve bünyesinde çok sayıda hocam kitap barındırıyor. Yani sayı olarak çok aklımda değil ama yani dünyaya örnek teşkil eden bir kütüphane oldu. Şimdi öğrenciler burada hem ders çalışabiliyorlar. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açılıştan bir görüntüsü. Burada hem ders çalışabiliyorlar, hem işte kitapları okuyabiliyorlar ve yani kitabı, aradığımız kitabı bulamama gibi bir durum zannediyorum söz konusu değil. Ki burada da yine teknolojiden faydalanılmış ve işte bilgisayar odaları var. Hani
kitap olur da bir kitabı bulmakta zorlanırlarsa bilgisayar üzerinden ulaşmak istedikleri bilgiye de ulaşabiliyorlar. Bu bence güzel bir eser hocam. Sizler bu konuda ben de tabii çok neler söyleyeceksiniz? Mutluyum. Kütüphane çok kitapları... heyecanlıyız tabii. Bu süreç Milli Kütüphane ile başladı. Daha sonra İSAM İstanbul'da Mehmet Niyazi Özdemir Üstad'ın da çok devam ettiği İSAM kuruldu. Çok iyi bir kütüphane. Şahin Uçar hocamız, dostumuz, onun gayretleriyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlendirdiği Şahin Uçar Profesör Bey, tarih profesör, onun gayretleriyle kuruldu. Daha sonra Millet Kütüphanesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle çok güzel bir şekilde oluşturuldu. Gerçekten özellikle o eski tarihi eserlerin içinde bulunmasıyla ayrı bir ambiyans oluşuyor evet. Orada. Oldukça faydalı, inanılmaz bir olay. Ve bir şehirde ne kadar eski kitap, eski antika, eski eser varsa Paris, Londra örneğinde gibi o şehrin de ruhu oturuyor. Şimdi Ankara'da böyle bir kütüphane oranın ruhunu güçlendiriyor. Adana, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin aynen Ankara'da olması gibi. Tabii inşallah dünyanın en büyük kütüphanesine doğru gideriz. O biraz zor ama mümkün. Çünkü Lübeck ile Londra'daki kütüphane, Almanya Lübeck, Hamburg'a yakın bir yer. Elazığ kadar bir şehir, 70 milyon kitap var. İngiltere'deki de 60 milyon civarı, Amerika'da. Milli Kütüphane bir ara 2 milyondu. Galiba Millet Kütüphanesi 3-5 milyon arası olabilir, tam emin değilim. Tabii inşallah Lübeck'te kütüphanenin rekorunu da kırarız. Dünyada basılan bütün her şey Lübeck'te kütüphaneye gidiyor. Bir de kitap okuma oranında Finlandiya Fransızları geçti. Ortalama bir Finli haftada 2 kitap bitiriyor. Bir Fransız haftada 10 günde bir kitap bitiriyor en az okuyan. Türkiye bu konuda geride ilerlemeye başladı. İnşallah daha da ilerler. Halen geriyiz kitap okuma olayında. Bir de Mevlana'nın rahmetullahi aleyh bir misali var Mesnevi'de geçen. Şimdi der ki Romalılarla Çinliler bir yarışa girdiler. Hangileri güzel resim yapacak diye bir hükümdarın huzurunda iddiaya girdiler. Çinliler çok iyi boyalar istediler. 40 gün süre istediler. Romalılar da 40 gün süre istedi. Ortaya bir perde çekildi. Bunlar resimlerini yapmaya başladılar. Evet. 40 gün boyunca Çinliler çok güzel resimler yaptılar. Romalılar ise duvarı cilaladılar 40 gün boyunca. Resim yapmadılar, duvarı cilaladılar. 40 gün sonra hükümdar gitti hangisinin daha güzel resim yapmasını öğrenmek için veya tespit etmek için. Önce Çinlilerin resmine baktı. Baktı ki çok güzel resimler. Rengarenk, elvan elvan, yani renk renk resimler. Sonra Romalıların resmine bakmak istedi. Romalılar perdeyi çekince Romalılar o duvarı öyle cilalamışlardır ki duvar ayna gibi olmuştu. O Çinlilerin resmi o ayna gibi olan duvara yansıdı, daha güzel göründü. Romalıların resmini hükümdar daha iyi buldu, daha da beğendi. Evet. Ve Romalılar iddiayı kazandılar, yarışmayı. Burada Mevlana şunu anlatıyor. Bir kısmı der ki devamlı her kitabı okur. Bir kısım Allah dostları da, alimler de kalbini zikirle parlatır. Ondan sonra o zikirle parlayan kalbe her türlü bilgi akar. İşte İşrakiyun, İmam-ı Gazali'nin belirttiği İşrakiyun da budur. Hı. Ama tabii ki o duvarı cilalarken de bir gayret lazımdı. Mevlana Hazretleri uzun süre kitap okumuştur. Sonra İlhamen Mesnevi'yi yazmıştır. Ledün ilminin sonra gelmesi. Bir yerlerden ilham. İlham. O da kitap okuma üzerine geliyor ama. Çünkü hiçbirimiz haşa peygamber değiliz. Vahiy alamayız. Okuyacağız. Feedback yapacağız. Geri besleme. Yani bir lokasyonun olacak ki onu globale taşıyasın. Bu da okumayla olur. Daha sonra kalbin temizlenmesiyle bu ilhama dönüşebilir. Hocam şimdi bilgilere siz konuşurken bir yandan da ben onlara baktım, doğru bilgi vermek yani adına. Kelime tekrarında, Allah-u Teala'nın zikirlerinin tekrarında, kelime tekrarında güç vardır. O virtlerde, o da ayrı bir husustur. Evet.
Millet Kütüphanesi'nde, yani az önce görüntülerde gördüğümüz kütüphanede 4 milyondan fazla kitap ve tahmin basılı ettiğim gibi 3-5 materyal, milyon arası, evet. 120 milyon makale ve rapor, evet. 550 bin e-kitap ve özel koleksiyonlar, 1,2 milyon TRT arşivinde ses dosyası. Çok iyi. Yani 4 milyon. Yani demek ki daha 66 70 milyon Lübeck'i geçmemiz için daha çaba göstereceğiz. Evet. Lübeck'te 70 milyon var. Ama bu da çok iyi bir rakam tabii ki, 4 milyon. Evlere de buna yansıtmak lazım. Şimdi bir Fransızın evine gidince hemen sana kütüphanesini, sonra dedesinden kalan antika koltuğu gösterir. Evet. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand öldüğü zaman evinde 120 bin kitap vardı. Birçoğunu okumuştu François Mitterrand. Ev kütüphaneleri önemlidir. Evde kalan kütüphaneler, antikalar o insan öldükten sonra dağıtılmamalı. Bu da bir cehalet örneğidir. Burada da kadınların eğitilmesi lazım. Yani bir ev kadını kitabı, kütüphaneyi, yün halıyı sevecek. Hani, ne yazık ki o dediğiniz evet. Hocam oluyor. Yani birisi öldüğü zaman işte ona dair birçok şey. Bakıyorsun adamın kitapları balkona atılmış. Yani bir aynen Afrikalı bir yerli bunu yapsa değil mi? Evet. Bir geri kalmış bir kabile dersin normal. Bakıyorsun düzgün görünen bir aile o adamın kitaplarını attı. Bu vahşice bir davranış. Veya yaktı veya sattı. Hoş olmayan bir eski eserlerin yaptı. Satılması mesela, korunmaması. Eski dünyaların, bunlar cehalet örneğidir. Kitap okumamanın getirdiği şeylerdir. İstediğin kadar zengin ol, lüks araba kullan, gökdelenlerde yaşar. Bunu yapmadın mı cahilsin kardeşim, cahil. Bu cahillikten kurtulman lazım. Bu böyledir. Yani iki kere iki dört. Evet. Cahil cahildir, kültürlü kültürlüdür. İrfan sahibi irfan sahibidir. Yani bazı şeyler parayla malla olmaz. Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? İlim maldan üstündür. Çünkü malı sen korursun, ilim seni korur. Otursun burada 5 tane adam, 4'ü çok zengin, biri orta direk veya fakir veya normal ama çok kültürlü bir adam. Yarım saat sonra diğerleri boş kovaya döner, boş tenekeye döner. O adam konuştukça konuşur. Bana ne kardeşim senin parandan, zenginliğinden, millete ne faydan var? Evet. Değil mi? Hani zengin olup, hayırsever olup kültürlü olan insan da var tabii ki. Bunlar bahsimizin dışında. O açıdan zengin olup da cahilliğiyle övünen insanlar var. Bunlara haddini bildirmek lazım. Ve helal lokma kazanan insana saygı göstermek lazım. Haram yolla zengin olan insana asla saygı göstermemek lazım. Yüz vermemek lazım. Toplumun onu dışlaması lazım ki o haramdan, o günahlardan vazgeçsin. İtibar gördükçe bunlar kendilerinin doğru yaptığını zannediyorlar. Bu da İslam'ın diğer bir tavrıdır. Müslüman helal kazanana, onurluya, vatanperver'e, devletçiye, imanlı insana saygı gösterir. Yoksa haram kazanan, vatan duygusu olmayan, devleti sevmeyen, ne olursa olsun hedefe ulaşmak için parayı bulan adama bir Müslüman, İslam dini, bir Türk kültüründe saygı yoktur. Dışlama vardır. İşte ahilerin papucu dama atma sözü de buradan gelir. Toplum bunu yaparsa her şey düzgüne doğru gider. Ama ne olursa olsun sen her haram da olsa paraya kazan, itibarlı ol. Bu toplum aslında bir çürümeye doğru gitmektedir. Buna da çözüm bulmak lazım. Allah'a şükür hem devlet hem millet nezdinde inşallah her şeye rağmen ümit varız. Olumlu gelişmeler oluyor. Bunu da daha da artırmalıyız. Ümitli olmalıyız. Peygamberimiz ne buyurur aleyhissalatü vesselam? Halk helak oldu diyenin en fazla kendisi helak olmuştur. Biz ümit varız ama tabii ki bunları da görmemezlikten gelemeyiz. İtibar edilecek adamlar düzgün adamlar olmalı. Eğri adama itibar etmeyeceksin. O zaman onun günahına ortak oluyorsun. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Rica ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bu hafta da yine kitap ve kütüphaneyi konuştuk. İnşallah haftaya Ramazan'a girerken Ramazan konularına başlayıp Ramazan'da devam edeceğiz. İnşallah hemen hemen her akşam Ramazan'da iftarla sizlerle birlikte ben olacağım. Yine naçizane Ali Gün kardeşimiz, hocamız da aynı şekilde. Böyle iyi bir düet yapacağız. Ramazan'dan sonra da bu programımıza devam edeceğiz. İnşallahurrahman diyelim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam.
Evet kıymetli izleyenler, 25-31 Mart kütüphanecilik haftasıydı. Bizler de gündem ötesinde bu haftayı kitaplara ayırdık. İşte kitaplardan konuştuk. Telefondan değil, tabletten değil, bilgisayardan değil, kitabın kendisini okuyarak çok daha faydalı olabileceğini kıymetli hocam söyledi ki ben de kendisine katılıyorum. Yani bir kitabı gerçekten açmak, onu okumak, telefondan okumaktan çok daha insana faydası olan bir durumu ortaya çıkarıyor. Programımızın başında yine bir kitap tanıtmıştık. Yine izleyemeyen, kaçıran izleyicilerimiz olduysa diye programımızın sonunda da tekrardan kitabımızdan bahsetmek istiyorum. Edebiyat öğretmeni Gürhan Gürses'in kitabı, efendim, Kaptanın Defteri, bir roman kitabı. Aynı zamanda kendisi benim edebiyat öğretmenim olur. İçerisinde şiirlerin de olduğu çok sürükleyici, güzel bir kitap. Dediğim gibi konusundan çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü oldukça sürükleyici bir kitap. Okumanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Bizler de bu programda bu kitabı böylesine sizlere göstermiş olalım diyelim ve artık sözün sonuna gelmiş olalım kıymetli izleyenler. Haftaya kıymetli hocamın da söylemiş olduğu gibi Ramazan'a girerken Ramazan konusuyla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek sağlıklı günlerde görüşmek ümidiyle pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çok daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.